insanın yaşaması için en temel ihtiyaç su ve gıdadır ya. Hani biz burada aslında herkes için en başta temiz havamız diyoruz. Temiz suyumuz diyoruz. Dereleri kurutuyorlar, görüyoruz yani. Kuyularımız, bizim burada geçen sayımı yaptık. O kuyuları bilirkişilerin hiçbiri görmemiş. Halbuki bir tanesinin önünden geçtik, gördüler yani, içine falan bakıldı. İçinde su vardı hala da. Maalesef bilirkişiler ne bizim buradaki kuyularımızı görmüş, sularımızı görmüş. 85 kuyu çıkardık biz burada. Burada hiç su yokmuş, kuyu yokmuş burada yani böyle bu... İnanamıyorum yani, hani hakikaten bilimsellikten uzak, vicdanlarını kapatmışlar, gözleri kör olmuş, kulakları sağır olmuş. Bizim saatlerce anlatalım, günlerce anlatalım, hiçbir şey değiştiremezmişiz onlar için. Çünkü her biri satılmış maalesef. Yani ülkemiz için, vatanımız için değil yani. Şirketler için çabalamışlar, onu görüyoruz. Çok üzgünüm böyle bir rapor çıktığı için. Ama dediğim gibi bu yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmış olsa da biz buradan, alanımızdan da, ormanımızdan da, topraklarımızdan da ve en önemlisi bizim en temel ihtiyacımız olan zeytinimizden. Çünkü biz hep şey diyoruz yani, hani sabah bizimkiler uyandık mı biz ilk önce yüzümüzü yıkamadan zeytinyağı sabununu alırız yani. Ondan sonra zeytine yapışırız. Kahvaltı yapacağız, zeytine yapışırız yani, zeytinyağı. Biz bütün yemeğimizi yağla yaparız ya. Kömür için feda edilemez, bunu ne kadar söylememiz lazım ya. Yani bir gıda kömürle kıyaslanamaz. Hele hele bizim Türkiye'de dört mevsim güneşi gören, bakın yani hani yaz günü gibi değil mi bugün hava? O kadar güzel ki bu güneşi gören ülkemizde biz niye hala da kömürlü termik santrallerde ömrünü dolmuş doldurmuş santraller için yani bu mücadeleyi vermek zorunda mıyız biz? Biz üretmek istiyoruz diyoruz. Biz şeyle uğraşalım ya, tarımla uğraşalım, hayvancılıkla uğraşalım. Her şeyi bitiriyorlar ya. Her şeyi bitiriyorlar. İnat edeceğiz yani, yaşam için, insanca yaşam için inat ediyoruz, etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kazanıncaya dek, başarıncaya dek durmayacağız.